Bu filmde Evliya Çelebi senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Evliya Çelebi. 17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden biriyim. 1611 yılında İstanbul'un Unkapanı semtinde doğdum. Lakabım Seyyah-ı Alem'dir. Biz gezginlere seyyah da denir. Bu ünvan dünyanın gezgini anlamına gelir. Babam Derviş Mehmet Efendi, Topkapı Sarayı'nın baş kuyumcusuydu. Aynı zamanda birçok sefere katılmış cesur bir askerdi. İlk öğrenimimi dönemin en değerli hocalarından Şeyhülislam Hamit Efendi'den aldım. Hat, nakış, tesip, kuyumculuk ve oymacılık zanaatını öğrendim. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledim. Evimizin İstanbul manzaralı balkonuna oturur, uzun uzun düşler kurar ve kitap okurdum. Okuduğum her bir kitapla bambaşka alemlere yolculuk eder, birbirinden güzel mekanlara yelken açardım. Bir gün babam elinde İbn Battuta seyahatnamesi ile çıka geldi. Kitabı okumaya başladığımda elimden bırakamaz olmuştum. O günden sonra en büyük isteğim dünyayı gezip farklı kültürleri görmekti. Gezdiğim yerleri yazacak, benden sonraki insanlara yaşadığım dönemden bilgiler vermiş olacaktım. Dönemin alim ve paşalarını yetiştiren Endorun Mektebi'ne yazıldım. Bu mektep öğrencilerini sınavla alıyordu. Kolaylıkla kazandım. Artık sarayın en güzel okulunda okuyordum. Kısa zamanda başarılarım ve zekamla okulumun en gözde öğrencisi oldum. Nüktedanlığım sebebiyle padişahın sofralarına konuk edilir, yüzlerde tebessüm yaratırdım. Güzel sesim ve hafızlığım sebebiyle sarayın müezzini seçildim. Bir gece rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm. Ona yaklaşıp dua isterken öyle heyecanlı ve öyle sevinçliydim ki şefaat ya Resulallah diyeceğime seyahat ya Resulallah deyiverdim. Sevgili Peygamberimiz mübarek yüzüne yayılan o güzel tebessümle bana bakıp şefaat ve seyahat müjdesini verdi. Uyandığım zaman çocukken okuduğum İbn Battuta seyahatnamesi aklıma geldi. Heyecandan yerimde duramıyordum. Bir an önce yolculuğuma çıkmalı, hayallerimi gerçeğe dönüştürmeliydim. Rüyamı babacığıma ve hocama anlattığımda benim için hayır duaları ettiler. İlk önce İstanbul'u semt semt gezip kaydetmemi tavsiye ettiler. Kahvehanesinden dükkanına karış karış gezdiğim İstanbul'da bir bakmışsın kayıkçılarla sohbet ediyordum, bir bakmışsın bilge dervişlerle. Köprüsünden camisine, hamamından mektebine her noktayı not aldım. Şehrin mimarisini de halkın kültürünü de tek tek eserime kaydettim. İstanbul'dan sonra ilk durağım Bursa olacaktı. Yanıma aldığım 6 atım ve yardımcılarımla yollara düştüm. Gittiğim yerlerde alçak gönüllülüğüm sayesinde insanlarla iyi geçinirdim. Bilgeliğim ve nüktedanlığımla herkese kendimi sevdirirdim. Anadolu seyahatlerim bende harika izlenimler bıraktı. Halkımızın misafirperverliği, samimiyeti ve vatan sevgisi öyle yoğundu ki seyahatlerimde çok keyif alıyordum. Saray mektebinden mezun olup padişahların sohbetlerine katılmış biri olmak beni el üstünde ağırlamalarına vesile olmuştu. Dost meclislerinde baş köşeyi ayırıp anlattıklarımı can kulağıyla dinlemişlerdi. Karadeniz, ardından Kırım, sonra Gümülcine, Sofya ve Arnavutluk ilk uzun seyahatlerimdi. 3 kıtaya yayılmış Osmanlı Devleti'ni ve birçok ülkeyi gezme fırsatım oldu. Bir seyahat dönüşü, bindiğim gemi fırtına sebebiyle batma tehlikesi geçirdi. Tıpkı masallardaki gibi gökyüzü simsiyah bulutlarla kaplıydı. Fırtınanın şiddetinden göz gözü görmüyor, gemimiz adeta beşik gibi sallanıyordu. Buna benzer birçok tehlike atlattım. Ama korkmadım. Hayata bakışım, zorlukların üstesinden gelme konusunda bana yardımcı oluyordu. Sıkıntılı bir durumla karşılaşsam da bunun sürekli devam etmeyeceğini biliyor, gelecek güzel günleri hayal ediyordum. Seyahatlerimi keyifli hale getiren mesleğimi de çok seviyordum. Ben aynı zamanda sarayın tahsildarlık ve mektup getirip götürme işlerini yapıyordum. Bu nedenle gittiğim birçok şehirde çok güzel ağırlanıyordum. Seyahatlerim boyunca beni etkileyen her değeri, şehrin mimarisi ve kültürü, halkının kullandığı dil, mutfağı, hatta adetlerine varıncaya kadar kaydediyordum. Katıldığım seferler ve şahit olduğum zaferler de oldu. Ömrümün 50 yılına yakın bir süresinde seyahat ettim. Gezdiğim ülkeleri 10 ciltten oluşan Seyahatname isimli kitabımda topladım. Bu eserimle doğudan batıya birçok farklı kültürü insanlığa tanıttım. Seyahatnamem, dünya edebiyatının en kapsamlı seyahat anlatısı olarak tarihe geçmiş, Almanca, Bulgarca, Fransızca, İngilizce ve daha birçok dile çevrilmiştir. Bir gün sen de okursan beni çok mutlu edersin.